toplantıyı düzenleyen Bilim Ütopya dergisi ve aynı zamanda hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de böyle bir toplantıya katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi evrim uzun yıllardır, yani ortaya çıktığından beri, yani Darwin işte bunu ortaya attığından beri diyelim, yaklaşık 150 yıldır devamlı konuşulan, münakaşası yapılan, son derece zaman zaman çatışmalara sebep olan, son derece önemli bir oldu. Hani nedir dediğiniz zaman da bunu ister siyasi, ister politika, her tarafa yönlendirebilirsiniz bu olguyu. Fakat evrimin anlaşılmasında, evrimin ne olduğu konusunda önemli kıstaslar var. Şimdi şöyle diyelim, iki tane evrim var. Yani evrime iki bakış açısından bakabiliriz. Bir tanesi jeolojik evrim, diğeri ise biyolojik evrim. Şimdi biyologlar biyolojik evrimi hiçbir jeolojik veriyi kullanmadan devamlı olarak dile getiriyorlar. Zaman zaman da jeologlar da hani fosilleri kullanarak belli bir zaman silsilesi, belli bir süreçte evrimi anlatmaya çalışıyorlar. Ama evrimin anlaşılabilmesi için ya da anlatılabilmesi için bu iki bilim dalının, yani jeoloji ve biyolojinin, ki bunların ikisi de son derece şiddetli gözleme dayanan bilim dalları, zaten bilimin gereği de o, bunun ikisinin bir arada yürütülmesi lazım. O nedenle şimdi ben size konuşmaya iki çeşit konuşma yapacağım. Bunlardan bir tanesi slide'da görüldüğü gibi jeolojide zaman kavramı ve evrim. Şimdi her zaman için şöyle diyoruz. İşte yer küre 4,5 milyar yıldır var. Daha önceki işte şu kadar milyar yıldır işte şu halde, bu halde diye yerlerde yazılıyor. Bunlar işte zaman zaman veyahut da birçok yerde ispatlanmış durumda. Ama yer kürenin bir 4,5 milyar yıldır bugüne kadar gelen bir süreçler toplumunda neler geçirdiğini, nasıl bir değişime uğradığını bunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Birçok gözlemimiz var çünkü. Bu konuda çalışanlar birçok gözlemde bulunuyorlar. Gerek kayaları gözlüyorlar, gerek kayaların birbirleriyle olan ilişkilerini gözlüyorlar, gerekse bu kayaların içindeki canlı kalıntılarını, eski canlı kalıntılarını, yani fosilleri gözleyerek bu 4,5 milyar yıllık bir süreci bilmeye, öğrenmeye ve anlatmaya çalışıyorlar. Ama bunu yaparken önemli bir kavram var. Bu da zaman. Zaman nedir diye sorduğumuz vakit zamanı anlatabilmek o kadar kolay bir şey değil. Hele jeolojide zamanı anlayabilmek, yani 4,5 milyar yıl dediğiniz vakit veyahut da 10 milyon yıl veya 5 milyon yıl dediğiniz vakit bunun insanın aklını alması biraz zor. Çünkü bugünkü insan ancak geçmişiyle ilgilendiği vakit veyahut da geçmişine döndüğü vakit nelerle karşılaşacaktır, neleri bilebilecektir? İşte bugün burada bulunan arkadaşlar, işte genç arkadaşlar, İşte anne babası tamam, anneanne, dede tamam, onlar da yaşıyorlar. Ama dedenin babası kim? Veyahut da işte Kanuni Sultan Süleyman bugün dizilerde oynuyor, kim? Nereden biliyoruz bunu? Bu kadar geçen zamanı nasıl bilebiliyoruz? Bunun hakkında neler söyleyebiliyoruz? Nelere dayanarak, hangi kanıtlara dayanarak söyleyebiliyoruz? Sizin elinizde aile resimleri var. İşte anne babanız diyor ki bu yavrum diyor, dedeniz diyor, fotoğrafı görüyorsunuz. İşte bir kullandığı kıyafetler. Onları ve o zamanki bir yaşamı, bir şekli, bir davranışı hayal ediyorsunuz. Şimdi jeolojide de öyle. Jeolojideki kullandığınız kanıtlar, kaya kanıtları olsun ve de fosil kanıtları olsun, o zaman bu kayanın nasıl oluştuğunu hayal edebilmek veyahut da bu kayanın hangi koşullarda, hangi süreçlerden geçerek oluştuğunu hayal edebilmek, bunu tarihlendirebilmek ve bu konuda da
birçok şeyi söyleyebilmek, yani o kayanın oluştuğu ya da o kayanın oluştuğu dönemde yaşayan bir canlının nasıl bir ortamda yaşadığını söyleyebilmek, bu da jeolojinin ve onun alt disiplinlerinden bir tanesi olan paleontolojinin işi. Tabii bu işin içine paleobiyoloji, yani paleozooloji veyahut da paleobotanik de giriyor. Yani hayvanlar ve bitkileri de bu işin içine koyuyorsunuz ve böylece dünyanın geçmişi hakkında yaklaşık 4,5 milyar yıl, ama bunun yaklaşık 4 milyar yılı genelde karanlık bir dönem. Bakteriler falan, şunlar bunlar var ama mikroskobik, yani moleküler düzeyde bir yaşam şekli var. Ama bunun yanı sıra 5 milyon yıllık, 500 milyon yıllık gibi bir süreç içe tamamen yaşamla ilgili, işte invertebratlarından tutun bitkilerinden vertebralarına, omurgalarına, memelerine bugüne kadar gelen ve en sonda işte çok şey yaptığımız diyelim insan, en üst tepede de duran bugünkü bizler, yani diğer ismiyle, Latincesiyle de Homo sapiens sapiens'i görebiliyoruz. Şimdi buradan jeolojik zaman ve kavramından yola çıkaraktan ben size bu konuda, yani zamanla ilgili bu konuda prensipler söz konusu. Şimdi bunlardan en önemlisi 1638-1686 yılları arasında yaşamış Danimarkalı bir bilgin, bu Steno, belki biliyorsunuzdur. Diğeri ise Fransız 1769-1882'de yaşamış Cuvier. Diğer üçüncüsü ise James Hutton, dördüncüsü ise Charles Lyell denilen dört tane kişi. Bunlar sırasıyla işte 17. yüzyıl, 18. yüzyıl ve 18. yüzyıl olarak gidiyorlar. Yani oldukça eski kişiler bunlar. Ama bunların ortaya attıkları önemli prensipler var. Jeoloji tarihi ve jeolojik zaman için. Bunlardan bir tanesi stratigrafi prensipleri, birazdan göreceğiz. Süperpozisyon teorileri. Diğeri ise katastrofizm, yani bir yerde afetçilik. Diğeri ise güncelcilik, yani aktüalizm. Bu James Hutton'ın ortaya attığı bir prensip. Diğeri ise tek düzecilik, yani uniformitarianizm. Bu da Charles Lyell'ın attığı ve Darwin'in evrim teorisini ortaya atarken kullandığı kişi. Dört tane kitabı var. Principle of Geology, Darwin gezisinde onu anlatırken Darwin'i, buradaki jeolojik verilerden ve jeolojik zamanlardan ve de fosillerden faydalanarak bu teoriyi ortaya atıyor. Şimdi stratigrafi prensiplerinde Nicolao Steno'nun, yani Danimarkalı bilginin, bu jeolojideki zaman kavramını düşünebilmek için tek bir kural vardır diyor. O da mekan ilişkilerinden zaman ilişkilerin çıkartılmasıdır. Bu stratigrafi bilimidir. Yani stratigrafiye Latince'de baktığınız zaman stratos, işte tabaka, grafos, yazmak, yani tabakaları yazmak veyahut da anlatmak gibi bir anlam çıkartabilirsiniz. Ama o öyle değil. Yani şurada önemli olan mekan ilişkilerinden zaman ilişkilerin çıkartılması olayıdır. Doğa bu tür kayıtlarla doludur. Burada jeoloğun zamanı bilebilmesi için yapacağı tek şey mekandaki olayları anlayabilmesi ve onları çözebilmesidir. Bu da tabii ki arazi çalışmalarında birçok kanıtları elde etmekle mümkün olabilecektir. İşte biraz önce söyledim, bu bilime stratigrafi diyoruz. Bu ancak da Steno'nun bu prensibiyle çözülebilir. Burada biraz jeoloji yapacağım. Çünkü bazı şeyleri anlayabilmek için, yani evrimin zaman ilişkisini anlayabilmek için bunları vermek durumundayım. İlk kez 1027'de Persli jeolog İbn Sina, diğer adıyla Avicenna, bu görüşü ortaya atmış. Daha sonra da 17. yüzyılda Danimarkalı bilgin Steno bunu da geliştirerek ve ilk defa jeolojiye uygulamıştır. Şimdi bir defa tüm kayalar, yani tüm bugün dahi devam ediyor. Mesela Marmara Denizi'ni alın veyahut da Van Gölü'nü alın. Şu anda onlara birçok akarsularla malzeme geliyor. Bunların hepsi tane veyahut da boyut şeklinde, değil mi? Çakılı var, işte ne bileyim çimen şeyi var, kumu var, şusu var, busu var. Ama bunlar boyut şeklinde. Bunları o havzaya veyahut da o ortama gönderdiğiniz vakit burada bütün tabakalar yatay şekilde çökeliyorlar. Bunun tabii bir süreci var, bu çökelme. Bu birdenbire olmuyor. Bu süreç
jeolojik kayıtlarla bunu ölçebilirsiniz. Bu süreci tarihlendirebilirsiniz. Bunu birazdan anlatacağım. Görüyorsunuz yatay bir sürü tabaka var. Zaman zaman tabakalar dış süreçler vasıtasıyla yani tektonizma fay şudur budurla yataydan eğik halde gelebiliyorlar. Yani ilk zamanki pozisyonunda bozabiliyorlar. Bu görüyorsunuz yatay tabakalı bu bir büyük kanyon Amerika'daki meşhur. Bütün tabakalar yatay. Hiçbir deformasyon, hiçbir süreç yok ama zamansal olarak baktığınızda bunun zamanını milyonlarca yıl eskiye kadar götürmek mümkün. Çünkü içindeki fosiller bunu söylüyor ve aynı zamanda tabii radyometrik yaşlarda bunu söylüyor. Bu mesela çok basit, belki görmüşsünüzdür. Çanakkale-İzmir yolunda İntepe mevkiinde tabakaları görüyorsunuz. Bunlar bir süreç. Bunların oluşabilmesi için, bu tabakalanmış bir yapının oluşabilmesi için milyonlarca yılın geçmesi gerekiyor. Çünkü içindeki fosiller onu öyle söylüyor. Yani bu alttan yukarıya doğru görmüş olduğunuz bu şey bir zamanı temsil ediyor. Ama bu zaman, biz zamanın nasıl yani kesin olarak bunu burada söylemek mümkün değil. Eğer fosillere göre bir zaman söylersek ya da hiçbir şeye bakmaksızın bir zamanı söylersek burada en alttaki tabakaların Steno'ya göre de bu en yaşlı olması lazım. Gittikçe bu tabakalar en üste doğru ne yapacaktır? Gençleşecektir ve en üstteki tabakada en genç olacaktır. Dolayısıyla içindeki fosillerde veyahut da içindeki canlılarda en alttakiler en yaşlı, en daha fazla zamanı temsil edenler, üste doğru gidenler ise daha genç canlılar, daha genç bir yaşamı veyahut da ortamı temsil eden canlılar olacaktır. Şimdi bu tabakalar uzun mesafelerde bunları devam ettirebilirsiniz. Yatay tabakaları. Ama bunlar zaman zaman kesintiye de uğrayabilir. Örneğin gene Büyük Kanyon'daki o Colorado akar suyunun milyonlarca yıl önce o süreçte burayı tamamen parçalayıp, tamamen ayrıştırıp ve bir akar su, bir kanyon şeklinde soktuğunu görüyoruz. Bu halen de bu süreç devam ediyor. Gene Büyük Kanyon'u görüyorsunuz parçalanmış vaziyette. Akarsu vasıtasıyla aşınmalar meydana gelmiş. Tabii bu aşınan malzemeler başka yerlere taşınmış ama aşınma halen devam ediyor. Bugün istediğiniz akarsunun aktığı vadiye gidip akarsunun şu andaki gücü o vadiyi etraftaki kayaları parçalayarak suyun gücüyle aşındırmakta ve bunu alıp bir yere, bir havzaya taşımak. Bu örnek olarak Kapadokya'yı verebiliriz. Gitmişsinizdir. İşte Kapadokya'da oradaki Erciyes volkanının püskürtmüş olduğu lavların yatay olarak sıralanmasını görüyorsunuz. Ama burada eğer bir radyometrik yaş tanımlaması yaparsanız o zaman o volkanın hangi zamanda püskürdüğünü, o tabakanın hangi zamanda oluştuğunu da bulabilirsiniz. Bu da bir zamandır. Şimdi süperpozisyon dediğimiz zaman gene biraz önce söyledim. Alttaki tabakalar en eski, onun üstündekiler de en yeni. Bu işte Güney Afrika sahillerinden bir silüryen dönemine yaklaşık yani 400 milyon yıllık bir önce oluşmuş olan tabakanın yatay tabakanın bulunuş şekli. Şimdi diğer bir ilişki ise kesme ve kesilme ilişkileri. Yani burada görüyorsunuz faylar var. Bu faylar yukarıda mesela şurada kesme. Eğer tabakayı kestiği zaman bu fay bundan daha genç olacaktır. Aynı şekilde burada ya da tabakaları kesen bir magmatik bir sokulum, aşağıdan gelen bir magmatik sokulum bunu kesmiştir. Dolayısıyla bu bundan daha genç olacaktır kestiği için. Bu kesme kesilme yani kesilen devamlı olarak daha yaşlıdır, kesen ise ondan daha gençtir. Bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi burada görüyorsunuz şekilleri. Bu şekiller işte altta en eskisi, orta yaşlı olanlar veyahut da en gençler görüyor. Şimdi mesela burada bu şematik olarak, biraz önce araziden gösterdiğimiz fotoğraflar burada şematik olarak. Burada kesilen bir kesmiş D bir sokulum var.
Ondan sonra bu bunlardan daha genç, hepsinden daha genç. Ama şurada beyazla gösterilen bir çatlak var. Mesela çatlağın yaşı bunlardan hepsinden daha yeni. Bunlar relatif yaşlandırmalar. Yani birbirine göre, kesen kesilen altta üstte ilişkisine göre Stenon'un ortaya atmış olduğu relatif yaşlandırmalar. Burada yalnız fosiller konuşuyor veyahut da ilişkiler konuşuyor. Şimdi keza burada yine kesmiş kesilmiş ama üstünde şunlar birikmiş. Bu işte en genç. Diğerlerinden de genç. Bunun altına bakıyoruz. A'ya, B'ye, C'ye fosillerimizi koyuyoruz. Ondan sonra bakıyorsunuz altta şunlar var. İşte bir köpek balığı dişi veyahut da şöyle bir şeyler var. Sonra bu köpek balığı dişlerine yanına bir omurgalı şeyi ilave oluyor. Kemik ilave oluyor. Ama şunlar yok oluyor. Onların yanına başkaları geliyor. Üstte ise bunlar yok oluyorlar. Bu sefer böyle spiral sarılmış şeyler geliyor. Şurada baktığımız zaman eş zaman eğrilerini koyduğumuz vakit buradaki fosillerin nasıl bir dikey dağılım, zaman içindeki yayılımını göstermek mümkün. İşte bu buraya kadar, ondan sonra yok. Ondan sonra şu kadar zaman aralığında bu ise yukarı kadar devam ediyor. Bu ise başlamış, o da yukarı kadar devam ediyor. Burada baktığımız zaman mesela bunların hepsi relatif. Hiçbir kesin yaş yok. Yani o ona göre, bu buna göre. O zaman mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Jeolojide şöyle bir tabaka biliminde şöyle bir şey vardır. Bir tabakanın oluşumu yaklaşık olarak 3 milyon yıllık bir süreyi kapsıyor. Yaklaşık olarak. Kesin değildir ama. Bunu kesinleştirmek için elimizde inceleme yapmamız gereken bazı veyahut da kanıtları elde etmemiz lazım. İşte o kanıtlar nedir? Bu tabakaların içinde külleri bulabiliriz volkanik olarak. Oradan radyometrik yaşlar, yani yarı ömürlü şeylerin, minerallerin içerdiği kayaları kullanarak orada yarı ömürle istediğimiz bir yaşlandırmayı, şimdi bu işler çok kolay yapılıyor. Mesela çok genç olanlar için 40 bin yıla kadar veyahut da 50 bin yıla kadar yaşlandırmak, mesela karbon 14 ile yapmak gerekiyor. O genç bir zamanı temsil ediyor. Arkeolojik çalışmalar falan veyahut da insan çalışmalarında o tip yaşlar kullanılıyor. Ama daha eskilere gittiğiniz vakit o zaman yarı ömürleri daha fazla olan yaşlandırmaları kullanmak mümkün. Mesela yukarıda bir bu çökel içinde bir bitki parçası. Bu bitki parçasının işte 11 bin yıl artı eksi 400 yıl gibi 40 yıl gibi bir süreçte o bitki parçasını yaşlandırmak mümkün. Dolayısıyla buradaki volkanik malzemeyle eğer varsa içinde hepsini yaşlandırmak mümkün. O zaman fosili de burada yaşlandırabiliyoruz. Diğerlerini de yaşlandırmak mümkün oluyor. Bu bir biraz önce söylediğim bir blok diyagramı. Yani relatif şekillerini görüyorsunuz. Bunları geçelim. Bunlar fazla şey değil. Keza bu. Bu işte zaman ilişkisi. Şuradakiler alttan üste doğru gençler, yaşlılar. Şunun üstü ise mekan ilişkisi. Burada mekanda neler oldu? Tabii bu böyle değil. İşte bakın akarsu akıyor. Şurada bir fay şeyi var. Başka yerlerde başka bir şeyler de olabilir. Tabii bunun üstüne canlı ortamları da koyabiliriz. İnsanı koyabiliriz. Ne bileyim insan yoksa başka şeyleri, dinozorları da koyabiliriz. Veya ne bileyim burada göller vardır. Göllerde yaşayan balıkları veya başka bir şeyleri de veya da bitkileri, ormanları da böyle bir coğrafyanın üstüne koyup onları yaşlandırmak da mümkün olabilir. Keza aynı şekilde geçelim. Mesela uyumsuzluklar deniliyor. İşte aşağıda bir şey, tabakalar. Şurası bir, bakın bu bir zaman. Jeolojide bir zaman şu çizgi. Bu uyumsuzluk çizgisi. Bu olup bittikten sonra şuradaki olay, şuradaki olay bittikten sonra şunun üstüne böyle yatay tabakalı bir şey geliyor. Buradaki olaylar başka, buradaki olaylar başka. Ama şu arası bir zamanı bize şey yapıyor. O uyumsuzluk, yani bunun üstüne gelirken eğiklik tabakaların üstüne gelirken neler oldu? O tabii apayrı, daha detaylı bir konu. Burada çok önemli bir Cuvier'in, Baron Cuvier bu. 18. yüzyılda 18-19. yüzyılda Fransız patostrofi görüşünü ortaya alıyor. Onun katastrofi görüşüne göre gene böyle bir şeyler var. Fosili tabakalar falan var. Fakat o diyor ki buradan işte 3 numara, 4 numara, 6 numaraya geçip şu arada 5 numara var. 5 numara burada yok. Şimdi bunun için yani afetçilik,
Bunun için veyahut da tufancılık, ne derseniz deyin, bir şey oldu. Bir olay oldu. Ama bu olayın cinsi hakkında, bu olayın herhangi bir şey hakkında herhangi bir şey söylemiyor. Ya seller vasıtasıyla bütün şey canlılık bir anda yok oldu gitti, onun yerine başkaları meydana geldi. Bu ise o dönemde Kübiye'nin ortaya atmış olduğu afetçilik şeyi. Bu uzun süre tufancılık, katastrofi, uzun süre o dönem bilim adamları yani doğa bilimcileri arasında taraf bulduysa da daha sonra bu terk edildi. Güncelcilik iki tane şimdi önemli şey var. Bunlardan bir tanesi güncelcilik prensibi. Buna göre günümüzde yaşanan doğa olaylarının bir benzeri de geçmişte yaşanmıştır. Olmuştur. Örneğin depremler, yağmurlar, seller, volkanlar. Aklınıza ne tür doğa olayı geliyorsa bundan milyonlarca yıl önce, hatta dünyanın ilk oluşumunda dahi volkanların patlaması, yıldırım düşmesi, işte suların, okyanusların oluşması gibi olan olaylar bugün ve geçmişte de aynı şekilde olmuştur ve olmaktadır ve de olacaktır. Bu güncelcilik prensibi. Şimdi tabii bu olaylar olmuş da nasıl şey yapacağız? Burada tek düzecilik. Bu Darwin'in evrim düşüncesine giden yol burada başlıyor. Uniformitarianism, Charles Lyell, 18 ve 19. yüzyıl. Bunlarda bir değişiklik söz konusu mudur bu olaylarda? Evet, olaylar değişiyorsa, yani bu bir değişim söz konusuysa olaylarda, örneğin bir yanardağın patlama sürecinden önce başlayan bir olay, o patlamaya kadar geçen bir süreç, o yanardağın şeklini veyahut da o bölgenin coğrafyasını değiştiriyorsa, o zaman bir tarih, o zaman bir zaman söz konusu. Ve buna biz tek düzecilik ya da uniformitarianism adını veriyoruz. Bu prensip baştan kurmalarda kullanılır. Yani biz biraz önce size blok diyagramlar gösterdim. O blok diyagramı çizebilmek için o dönemi yani mekanını çizebilmek, baştan kurmasını yapabilmek için birçok gereksinimlere, birçok kanıtlara ihtiyaç vardır. Bu da jeoloji biliminin değişik disiplinleri içinde yer alır. Örneğin sedimantolojisi, çöker bilimi, tektoniği veya da yapısal jeolojisi, dünyanın çatısını oluşturma, paleontolojisi, dünyanın biyolojik eski, paleobiyoloji çeşitliliği gibi. Bu da işte Charles Lyell tarafından ortaya atılmıştır. Örneğin dağlar yükselmiştir. Bu yükselme bir süreçtir. Ama bu dağların daha önceki kökenine indiğiniz zaman bu dağlar bir okyanusu temsil etmektedir. Çünkü bu temsili resimdir. Ama bugün Toroslara gittiğiniz vakit tepelerinde fosilleri bulursunuz. Himalaya'ya gittiğiniz vakit de tepelerinde fosilleri bulursunuz. Yani bütün dağlar bir eski bir okyanustur. Burada buraya kadar anlatılan ve kısmen de bahsettiğim kesin zaman arasında bahsettiğim burada görüyorsunuz birçok yöntemler var. Bunlar radyoaktif yöntemler, çok çeşitli. Termolüminesans ışık yöntemlerine göre yapımı, özellikle genç zamanlar için kullanılan dendrokronoloji, ağaç halkalarından yapılan, onları sayarak mevsimleri ortaya çıkartılmasında kullanılan yöntem. Paleomanyetizma, dünyanın eski kutbuna bağlı olarak yönlenmiş şeyler alaraktan, örnekler alaraktan bulunan coğrafyanın nasıl olduğu, hangi yöne doğru, hangi kutba göre olduğunu ortaya çıkaran bir yöntem. Amino asitler gene genç yöntemler bunlar ve fission traklar bunların hepsi genç zamanlarla ilgili yöntemler. Burada fosilleri koyuyoruz. Fosillerin içinde eğer bir dating volkanik bir kül mevcutsa o volkanik külden bütün tabakalar tanımlanıyor. Dolayısıyla şurada. Dolayısıyla o fosillerin de yaşı otomatikman ortaya çıkıyor. Ama fosil yaşlarına göre, diğer yaşlara göre bunların hepsi relatif yani bağıl yaşlardır. Bunların hepsi ise şu volkanik malzeme kullanarak yapılan yaşlarda şunlara göre yapılan tarihlendirmelerde kesin yani mutlak yaşlardır. Burada bir kendi ülkemizden, Doğu Anadolu'dan bir örnek. Tendürek volkanı, kireç taşı ve lav diyoruz. Burada görüyorsunuz Tendürek volkanını akmış, volkan lavı. Bu çok güncel.
Yani güncel dediğim tahmin ediyorum ki kaç bin yıl önce, pek 3 bin yıl önce, 4 bin yıl önce falan süzülmesi söz konusu. Görüyorsunuz gravite olarak nasıl aktığını. Oraya gidenleriniz varsa bunun Van tarafına doğru, bunun bu tarafı Doğu Beyazıt yani Ağrı tarafı, bu tarafı ise Van tarafı. O vadiden aşağıya doğru inanılmaz bir şekilde volkanik lavın aktığını görmeniz mümkün. Ve görüyorsunuz kireç taşı bloğunu da buradan sarıyor. Şimdi burada bir relatif şey yaparsak, şimdi bu bundan daha gençtir. Çünkü etrafını sarmış. Bu eski bir şey, oluşum. Zannedersem Kretes'e falan yaşlı, yani 80 milyon yıl falan gibi bir süreci kapsayan bir blok bu. Burası ise son derece genç, 3000 yıl yaşında veya da 4000 yıl yaşında bir volkanik yapar. Bütün bunlara bakaraktan, bütün bu değerlendirmeleri yaparaktan bir jeolojik zaman tablosunu hazırlamak mümkün. İşte buradan başlıyor. Şurada kaçsa 4 milyon yıl falan 3700 zannederse. İşte Proterozoik, Prekambriyen dönemi. Buradan başlıyor Kambriyen, Paleozoik dönemi, Mesozoik dönemi, Senozoik dönemi. Buraya kadar olan Prekambriyen yani Kambriyen'e kadar olan dönem yaklaşık 4 milyar yıl ortalama karanlık bir dönem. Bakteriler var, şunlar var, bunlar var. Ondan sonra belki işte fotosentez yapan alkler var, sonra bakteriler gibi, mavi yeşil alkler gibi. Ama esas Kambriyen'den başlayarak ve en sonunda da en gence Neojen ve Kuaternler dönemine kadar gelen bir zaman. Şurada bulunan bu siyah çizgiler ise bunlar da paleomanyetizma ile saptanmış yaş verileridir. Bunları kullanarak bu hemen hemen 2 yılda bir değişir bu. Zaman çizgileri aradaki değişir. Onlar yeni yapılan çalışmalarla ya biraz yukarıdırlar ya biraz aşağıdırlar. Yeni zamanları çünkü bu uluslararası bir stratigrafi komisyonun yani dünya stratigrafi komisyonunun yapmış olduğu bir jeolojik zaman tablosudur. Bütün jeologlar buna göre çalışırlar. Buradan şimdi biz bütün her şeyi söyledik. Bunun içine canlıları sorduk. Şimdi bu History of the Earth'ten başlıyoruz. Dünyanın şeklinden, paleojoğrafyasından, levha tektoniğinden 1960'lı yılların ortasında çok önemli bir kuram ortaya atılıyor. Bu levha tektoniği kuramı ve kıtaların hareketli olduğunu söyleniyor. Bu birçok veriyle, birçok kanıtla doğrulanıyor. Ve bundan sonra yani 60'lı yıllardan sonra artık jeoloji ve dünyayı anlama, yani jeolojiyle dünyayı anlama veya da paleobiyoloji fosillerle dünyayı anlama çok daha anlamlı, çok daha kesin bir şekildir. Burada morfoloji ve zaman, evrim, Haeckel'in bir evrim ağacı, 1800'lü yıllarda tahmin ediyorum, 19. asırda şöyle bir evrim ağacını düşünüyor veyahut da canlı yaşam ağacını düşünüyor. Ama bunun bugünkü şekilde bir orta katadan dallanarak gidiyor. Yani iki tip, bir tanesi Linne tarzı bir evrim düşüncesi var. Yani merdivenlerden çıkar gibi her bir merdivene bir organizmayı koyuyorsunuz, en tepeye kadar da çıkıyor. Ama diğeri ise yani işin içine genetiğiyle, moleküler biyolojiyle sokaraktan daha doğrusu mutasyonları da ilave edersen o zaman böyle dallı budaklı bir kilogram şeklinde bir evrim ağacını yapmak mümkün oluyor. Çünkü her birisi bir orta kadadan dallanarak bugüne kadar işte zaman içinde aileler, venuslar veya da familyalar, işte aileler buraya kadar bu şekilde bir filogenetik gelişim ağacı şeklinde bunu görmek mümkün. Bu Darwin buradaki, buradaki de Lyell, tam ucu gözüküyor. Bu Londra Doğa Tarihi Müzesi, çok eski bir müze. Burada da ziyaretçiler işte kahvaltılarını yapıyorlar. Veyahut da işte orada gelip çaylarını içiyorlar. Son derece kalabalık bir yer, Londra Doğa Tarihi Müzesi. Görenleriniz herhalde belki vardır. Şimdi, bu göl esasında turistik seyahat. Yani Darwin'in başladığı ve 4,5 yıl yaklaşık 5 yıl kadar süren bütün dünyayı dolaştığı İngiltere'nin o gri, sisli, yağmurlu
coğrafyasından çıkıp, güneşin hiç gözükmediği bir coğrafyadan çıkıp, doğru dürüst herhangi bir hayvanın veyahut da böceğin veyahut da kelebeğin bu hava koşulları nedeniyle çok zor gözlenebildiği bir ortamdan çıkıp bir dünya seyahati yapıyor Darwin. Bu tüm dünyayı dolaşıyor. Bu süreçte yaklaşık olarak işte 4,5 yıl, 5 yıla yakın bir süre devam ediyor. Şimdi ben bu süreci size süratli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bununla başlayalım diyoruz. Çünkü bu Darwin'in en sonunda, biraz önceki konuşmanın en sonunda size gösterdiğim bir kladogram var, bir şey, çeşitlenme, yani biyolojik bir çeşitlenme. Hemen hemen benzeri bir şekilde. Şurada görüyorsunuz, bunlar bir takım şeylere ayrılmış, en son kollara ayrılmış. Bunları görmek mümkün, işte D'ler, B'ler, C'ler. Burada da diğer bir taneleri var. Bu Darwin'in o zamanki yazısıyla, kendi yazısıyla yapmış olduğu, gezi sonrasında yapmış olduğu bir çizim. Darwin'in çocukluğu 1809'da dünyaya geliyor, 12 Şubat. Ve doğayla iç içe, çünkü zengin bir ailenin çocuğu. Ailesi burada gençlik, işte orta çağ ve çocukluk, gençlik, orta çağ ve yaşlılık dönemlerini görüyorsunuz. Koşulların el verdiği sürece iyi bir gözlemci. Ama ara sıra başka yerlere, yani Avrupa'nın başka yerlerinde arazi gezileri falan da yapıyor. Ve oradan da birçok koleksiyon için, işte kelebekli, böcekli, çiçekli, aklınıza ne gelirse onları, kuşlar hakkında bunları yazıyor. Yalnız şu bilinmelidir ki çok iyi bir gözlemci. Şimdi Cambridge'de bu birkaç tane Darwin'in hayatında önemli kişiler var. Bunlardan bir tanesi hocası. Bunlardan bir tanesi hocası Henslow. Onun hayatının biçimlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Daha önce papaz olmaya karar veriyor. Fakat ondan vazgeçiyor. Kendi işte doğa bilimci ol. Sonra ailesi bunu doktor olması konusunda ısrar ediyor. Doktor ol diyor. Fakat sonradan işte kan görmeye dayanamıyor. Esasında yapısal olarak da, yani fiziksel yapısı biraz şeyli. İş dünyası da biraz böyle şeyli bir iş. Yani rahat böyle şey değil. Bazı tutkuları falan var. Ve işte mezun olduktan sonra diplomasını alıyor ve şeyde Galler'de bir jeoloji gezisine. Adam Sedgwick, bu da önemli bir kişi, şu jeolojinin önemli kişilerinden bir tanesi. Orada Galler'de işte geziyi kabul eder misin diyor. Geziye gidecekken sonradan bundan işte bir mektup alıyorlar ve bir şeyde bu HMS Beagle denilen bir tek geminin işte bir şeye çıkacağı, dünya seyahatine çıkacağı ve bu geziye de Darwin'in katılması için bir öneride bulunuyor hocam. Tabii bu öneri esasında Darwin bir doğa bilimci falan o sırada tam anlamıyla değil. Çünkü İngilizlerde bir şey var, yani bir gelenekleri var herhalde. Bu gemi kaptanı, şey geminin kumandanı bir Fitzroy denilen bir amiral. Bu aynı zamanda meteorolog. Bu Beagle'ın görevi bütün gittiği yerlerin, ki Beagle'ın bu ikinci seferi, birinci seferinde gene Güney Amerika'ya falan gitmiş, Afrika sahillerine falan gitmiş. Orada kıyı haritalarını, yani kıyılarının haritasını yapıyorlar ve aynı zamanda batimetri dediğimiz o yerlerdeki su derinliğini ölçüyorlar ve bunları kaydediyorlar. Esas görevi bu Beagle'ın. Bu da Fitzroy işte orada yalnız kalmasın. Ondan sonra Darwin'le bunları konuşsunlar, etsinler. İşte Darwin de biraz ailesel olarak da entelektüel bir ailenin bir şeyi, çocuğu. Ona yani kısacası yarenlik etsin diye bu gemiye koyuyorlar Darwin. Tabii gemi şey parası, seyahatin parasını Darwin'in kendi ailesi cebinden karşılayacak. Devlet ona herhangi bir şey vermiyor. Ve bunlar da bu parayı Darwin kendi cebinden yaklaşık olarak işte 500 sterline çıkar gibi bir düşünceyle bu yolculuğu kabul ediyor. Bu Beagle gemisi, bunun biraz sonra şeylerini göreceğiz, şeylerini göreceğiz.
Bu Beagle'ın kaptanı Fitzroy, İtalyan bir kişi, 27 yaşında, meteorolog. Sonradan intihar edecek bu adam. Biraz psikolojik zorlukları falan var. Herhalde gittiği gezilerde biraz kafayı yiyebiliyor çünkü böyle geziler bunlar. Bu da 22 yaşında. Yani işte sizlerin yaşında. Çok genç birisi. Geziye çıktığı zamanki şey. Ve bu Beagle'ın şekli. Beagle 27,5 işte 28 metre. Ben bugün bir Kadıköy şey arasında çalışan, Eminönü arasında çalışan motorlar kadar tahmin ediyorum veya ondan biraz daha küçük olabilir. Geniş sudan yüksekliği, genişliği 7-8 işte, sudan yüksekliği şu kadar. İtici gücü rüzgar ve yelken. Donan bu gittiği yerlerde işte yerlilerle falan karşılaştığı zaman bunları şey yapmak için işte toplu tüfeği falan var. 70 kişilik de bir kapasitesi var. Bu İngiliz donanmasına ait küçük bir şey, yelkenli ve tahmin ediyorum ki şey zamanında yapılmış, Napolyon Savaşları sırasında inşa edilmiş bir gemi. İşte 7800 sterline de çıkmış, 1820'de suya girmiş. Şimdi Darwin'in eşyalarına baktığınız zaman giderken şu eşyaları ben alacağım diyor. İşte 12 gömlek, keyfe falan. Bir jeolojik pusulası, tabanca, tüfek, teleskop, kalem kutusu, jeolog çekici, bu sismometre olacak, barometresi, açı ölçeri, kamera müsitası, bu şekilleri çizmek için kullanılıyor. Taksidermi kitabı, bu hayvanların nasıl işte şey yapacak, öldürdükten sonra bunları muhafaza edecek. İspanyolca lügat, diğer kitaplar, Humboldt'un Personal Narrative ve Lion Principle of Geology ve Cilt Biri. Bir de para çantası. Bunlar lupu, işte kayıt defterleri. Bu da mikroskobu ve diğer aletleri, lupları falan. Böyle bir çok ufak böyle bir şey var. Tabii Darwin'in şeyinde kalacağı yer esasında hamakta yatıyor. Ve Fitzroy'la aynı kamerayı, çok ufacık bir kamera bu, paylaşıyorlar. Ve bütün şey boyunca da, gezi boyunca da bu kamerayı paylaşmaya devam edecekler. Bu Beagle'ın kronolojisi 1831, 27 Aralık İngiltere'den ayrılıyor ve 1832, işte 1833, 1834 bunlar değişik yerler. İşte Amerika doğu kıyıları, daha sonra Amerika'nın yani Güney Amerika'nın batı kıyıları, Galapagos, işte Tahiti, oradan Madagaskar, Afrika ve Afrika'dan tekrar Güney Amerika kıyıları, Güney Amerika'dan İngiltere'ye geliyorlar. Bu yaklaşık dediğimiz gibi 4,5 yıllık falan bir süreç. 1835, 1836 ve 36.02 Ekim'de İngiltere'ye gemi deniliyor. Böyle bir kronolojisi var. Şimdi bunlardan hareket başlıyor 1831, 27 Aralık'ta yağmurlu bir günde çıkıyor. Bu Darwin'in Beagle'ın rotası İngiltere'den ilk önce şöyle geliyorlar. Bütün Güney Amerika sahilleri, Tierra del Fuego yani bu pampalar Şili ve Arjantin ucundan dönüyorlar. Auckland adalarının bulunduğu yerden. Orada yeni bir kanal keşfediliyor. Bu Beagle kanalı oradan geçiyor. Aynen Magellan kanalı gibi. Ve Galapagos, meşhur Galapagos'a geliyor. Sonra Tahiti. Ve ondan sonra da Yeni Zelanda, Avustralya, Cocos ve buraları devamlı olarak resif yerleri ve Mauritius'tan, Madagaskar'dan Güney Afrika tekrar karşıya geçip buradan tekrar İngiltere'ye dönüyoruz. İlk durak Atlantik adaları. Şimdi bu hemen şey adalarının karşısında, Afrika'nın batı taraflarında Kanarya adaları ve onun alt kısımlarında işte oraya geliyor. Ve yalnız Darwin'in çok önemli bir özelliği var. Darwin'in gemi tutuyor. Ve gemi tutması nedeniyle çok zor zamanlar geçiriyor. Uzun süre bu gemi tutması devam ediyor. Hatta günlerce kamerasından çıkmadığı oluyor. Ama ona rağmen bu seyahati tamamlıyor. Buradan Atlantik'ten ilk keşif Cape Verde denilen bir yer. Burada ilk kez
şuradaki tabakalara bakıp biraz önce size bir önceki konuşmada söylediğim gibi yatay tabakalar ve bunların üstünde bulmuş olduğu fosillerin, denizde bulmuş olduğu fosillerin bugün deniz sahillerinde olduğunu görüyor. Demek ki belli bir süreçte uçurumun kenarı 45 metre yükseltide işte deniz kabuklarından oluşan bu fosillerin nasıl olur da bu kadar yüksekte bulunabilir sorusuna cevabı ise buradaki karanın yükselmiş olduğu ya da deniz seviyesinin belli miktarda çekilmiş olduğu, daha aşağı seviyelere inmiş olduğu fikrinin düşüncesi ilk kez burada, yani karaların yükselmesi olayını ilk kez burada aklına geliyor. Ve bu bir bu büyük zaman aralığında yavaş yavaş bu bir Lyell'ın uniformitarizm yani ek düzeycilik prensibine birebir benzer. Çünkü okumuş olduğu kitapta bunların hepsi detaylı olarak yazıyor. Daha sonra Brezilya kıyılarına geçiyorlar. Şimdi tabii yavaş yavaş Darwin bambaşka bir biyolojik çeşitlilikle karşılaşmaya başlıyor. Yani biraz önce söylediğim gibi konuşmanın başında şeyli değil, böyle İngiltere'nin şey havasından çıkıp, puslu, kirli havasından çıkıp, böyle açık, berrak bir yere gelip, son derece değişken, son derece canlı bir biyolojik çeşitliliği görmeye başlayınca Darwin çok daha fazla heyecanlanıyor ve geziye devam ediyor. Bu o bölgedeki işte bir koy diyelim. Bunlar o bölgeye ait, bunları uzun süre gözleyecek. Sümsük kuşları denilen deniz kuşları bunlar. Bunların çok çeşitleri var. Buradan Salvador ve Azizler koyu denilen gene Güney Amerika'da görüyorsunuz. Şurada Salvador var. Çok yakında, hemen Güney Amerika'nın kuzey, yani doğu kuzey kısmına böyle bir şeyler görüyor, çeşitlilik görüyor ve devam ediyor. Daha sonra bu meşhur bir Güney Amerika'nın bulunduğu Rio de Janeiro'nun hemen yanında Abrolhos resifleri denilen son derece çeşitli canlılık içeren yerden örnekler topluyor. Orada gene deniz seviyesinin yükselmiş olduğunu, şurada bazalt şeyleri var, tabakaları var. Bunlarla ilgili volkanik faaliyetlerle ilgili kayıtlar alıyor. Keza gene son derece yaygın sümsük kuşlarının, deniz kuşlarını burada gözlemliyor. Ve San Paul Adaları denilen yere geçiyor. Burada ilk kez bu deniz tırmanmışları gözüne çarpıyor. Ve bu daha sonra Galapagos'ta göreceği bu kırmızı yengeçler burada dikkatini çekiyor. Burada işte tuza dayanıklı yosunlar, mantarlar ve bunları devamlı olarak örnek tüplerine koyuyorlar veyahut da örnek şişelerine koyuyorlar. Hepsinin üstüne etiketleri yazılıyor. Ve o ufak Beagle gemisinde depolanmaya başlıyor. Rio de Janeiro, Maldonado, Montevideo, Bahia, Blanca ve Tujica yağmur ormanlarına gelince, yani Brezilya'nın yağmur ormanlarına geldiği vakit Darwin iyice bu biyolojik çeşitli yağmur ormanlarının o meşhur biyolojik çeşitliği karşısında hayretini gizleyemiyor ve hakikaten de orada son derece şaşırıyor. Çünkü çok çeşitli hayvan bir anda karşısına çıkıyor. Yani sürüngenlerinden tutun işte kuşlarına, aklınıza ne gelirse her türlü kelebeğine, her türlü hayvanına kadar burada değişik bitkiler burada Darwin'e çok hayretler içinde bırakıyor ve aynı zamanda bunlar da tabii tekrar yanındaki ekiple kayıt altına alıyorlar bütün bunları. Bu Tujica yağmur ormanları ve Corcovado. Corcovado şurada, şurası bir granit domu Rio de Janeiro'da. Bu muazzam bunun üstünde bir İsa heykeli vardır. Şeylerden görmüşsünüzdür herhalde fotoğraflardan. Ne dersen şu değil de şu. Burası bir granit domu. Bunun arkası olduğu gibi bu taraf yağmur ormanı. Ve burada kaldığı sürece Darwin bütün bu yağmur ormanlarında dolaşıyor ve gene örnekler toplanıyor. Keza buradaki değişik kuş tipleri dikkatini çekiyor. İşte burada görüyorsunuz birçok kuş tipi. Bunun yanı sıra daha sonra Rio de Janeiro değişik bitkiler var. Ve burada Darwin artık şu güzergah boyunca şurada, çünkü geminin görevi başka.
gemi tamamen ufak sandalı var. O sandallar kıyıda gidiyor veyahut da yayan gidiyorlar diyorlar. Ve birçok örnekleri alıyorlar. Ve aynı zamanda batimetri, yani su derinliği ve bölgenin haritasını, kıyı haritasını çıkartmakla görevlerine devam ediyorlar. O sırada da Darwin kendi koleksiyonuna, kendi işine bakarak koleksiyonunu genişletiyor. Bu arada Beagle'ın gelmesini beklerken işte, çünkü kendisi bir yerde kalıyor, Beagle gidip geliyor boyuna. Türlerin kökeni hakkındaki düşünceler, Lyell'ın kitabında okumuş oldukları, jeolojiyle birleştirerek okumuş oldukları, ona evrim şeyinin, teori diyelim şimdilik, gerçeğinin ortaya atılmasında yeni fikirler oluşmasını sağlıyor. Pampalar daha güneye gidiyor. Burada önemli olan Darwin ilk defa Pampalarda, yani Arjantin'in düzlüklerinde, burada birçok yer var. Bunlar da zannedersem şurada nedir o? Punta Atla, Alta denilen yerde şu fosilleri buluyor. Bunlardan bir tanesi Mastodon, diğeri Megatherium. Ve biraz sonra da göreceğiz bir taksodont, yok olmuş bir memeli hayvan. Megatherium bir tembel hayvan. Tembel hayvanın o zamanki, yani fosili şu, iskeleti, kendisi bu. 3 veya da 4 metre yüksekliğinde. Bugünkü tembel hayvanlardan farklı ama tembel hayvan. Bugünküler biliyorsunuz, gene aynı yerde yağmur ormanlarında son derece ufak hayvanlar. Ağaçlarda bildiğimiz klasik, yani ayağa kalktıkları vakit belki işte 60 santim, 70 santime kadar gelinen veya da 1 metre diyelim, yüksekliğe kadar gelinen hayvanlar. Ama Darwin'in bulmuş olduğu fosiller, sonradan yapılan tayinlerle Londra'da bu 3-4 metrelik bir hayvan ayağa kalktığı vakit dev bir hayvan. Bu tembel hayvan. Megatherium. Diğeri ise mastodon dişleri. Bunlar işte Malibu Müzesi'nde. Mastodon bildiğimiz fil dillerden bir amanesi tükenmiş bir hayvan. Bunları Punta Alta'da yapmış olduğu Bahia Blanca ve orada yapmış olduğu şeylerde, arazi gezilerinde bu fosilleri satmış. Bu işte Tipopton veya da Gergedan arası bir şey, Rhinoceros arası bir memeli ve yok olmuş. Şimdi Pliocen-Pleistosen döneminde ortadan kalkmış, şimdi yaşamayan. Ve buradaki fosiller işte 200. yıl kutlamalarında Harvard Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmekte. Veyahut da artık kendi Madrid'de ise oraya tekrar yerine dönmüştü. Patagonya ve Pampalara geldiği vakit coğrafya tamamen değişiyor. Yağmur ormanlarında düzlüklere çıkılıyor. Düz alanlarda bitkiler değişiyor. Canlılar değişiyor. İklim koşulları, her şey değişiyor. Ve burada bu şeyleri görüyorsunuz. İşte düzlükleri görüyorsunuz. Bu bitkiler ve şu yer, şunun üst kısmı, şurası işte Brezilya yağmur ormanları. Şu kısım ise Pampa dediğimiz düzlükler veya da Patagonya denilen Arjantin'in düzlükleri. Burada geçmiş olduğu birçok yer var. Yani nehir işlerine kadar giriyorlar, gözlemlerde bulunuyorlar. Bu Pampalarda vahşi atlar, bu muazzam düzlüklerde. Pampaların özel şeyleri var. Bunlara Guacho denilen, yani Kuzey Amerika'daki kovboyların karşılıkları burada. O yerin, Güney Amerika'nın kovboyları bunlar. Buradaki Patagonya kızıl derileri, işte kullandıkları takım av aletleri mevcut. Bu Darwin'in diğer deve kuşlarından farklı olarak Rhea Darwini diye tanımladığı, kendi ismini verdiği bir deve kuşu. Patagonya'nın endemik şeyleri, kuşlarından. Bu keza bir koparca, bu da oranın endemiklerinden. Keza bir lama, bildiğimiz klasik. O ama Guanaceya Soya denilen o bölgeye has bir lama. Bu şeydekilerden, peridakilerden farklı. Bir tilki, gene o bölgeye has bir tilki, endemik. Ve o bölgenin insanları, bunlar çok ilginç. Bunlar hakkında kısa bir bilgi. Bir yıl, bir yıl önce tekrar o gezisini yaparken buradan almış olduğu bir şey ailesini, Kuya'ya gelen ailesini, yani bir kızılderili ailesini alıp İngiltere'ye götürüyor. Orada ne tip bir değişiklik,
yani sosyal bir değişikliğe uğrayacakları konusunda çalışmalar yapılıyor. Bunlara lisan öğretiyorlar, kıyafetleri değiştiriliyor, işte okullara gönderiliyorlar gibi şeyleri yapıyorlar. Ama 2 yıl sonra Darwin bu gemiyle bir seyahat ederken Fitzroy yanında bu aileyi de tekrar alıyor götürüyor. Yerlerine bırakmak için. Bu ailenin hikayesi ilginç. Bunlar bir Fugeyan ailesi, o bölgeye has. Bunlar şimdi son derece azlar. Çünkü neden? Altın arayıcıları, petrol arayıcıları, maden arayıcıları gibi yeni dünyalardan gelen, yani işte Avrupa'dan, Kuzey Amerika'dan falan gelen birçok kaşif diyelim veyahut da işte arayıcı diyelim veyahut da ne derler işte biyolog veyahut da jeolog da diyelim. Bunlar buraya geldikleri vakit hiçbir hastalıkları bilmiyorlar. Çünkü bu kişilerin üst kısmı çıplak, altlarında ufak bir deriyle dolaşıyorlar. Hastalık nedir bilmiyorlar. Soğuk havada çünkü tam Güney Amerika'nın ucundalar. Öyle bir yaşamları var. Fakat bunlar geldikten sonra yeni dünyanın o hastalıklarına yakalanıyorlar ve soyları hemen hemen tükeniyor. Bugün çok az veya da çok ufak bir grup o bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Bu meşhur Tierra del Fuego, Arjantin ve Şili. Burası buzullar nedeniyle son derece böyle girintili çıkıntılı, yani Norveç fiyortları gibi kuzeydeki. Burada işte Pasifik Okyanusu, bu tarafa Atlantik Okyanusu. Şurada Beagle'ın bir şeyi olacak zannedersen. Beagle kanalı var burada. Buradan dolaşmıyor, şu kanalı keşfediyor. Buradan çıkıyorlar. Bunun karşısında da Magellan kanalı var. Ama Magellan kanalına girmiyor. Yalnız burada Beagle son derece şeyli, detaylı araştırmalar, özellikle kıtanın güneyindeki haritalama ve bakımetri çalışmalarını yapıyor. Burada deniz aslanları, pinnipedyalar, bunlar son derece zengin koloniler oluşturuyorlar. Devamlı kayaların üstündeler. Keza Magellan kazı, bunların hepsi endemik o bölgenin canlıları. Beagle kanalını görüyoruz. O keşfedilen kanal. Direkt olarak şeyden Atlantik'ten Pasifik'e aktar kanal. Tierra del Fuego düzlükleri, buradaki bitki ve kuş toplulukları. Daha sonra Falkland Adası'na gidiyor Beagle. Orada araştırmalar yapıyor. Falkland'da gene bunların hepsine endemik ada. Bütün her şey endemik. Şakal penguenleri, Hindi akbabası, burada bir tilki, bu 1876'da yok olmuş endemik. Diğeri ise bir deniz fili gibileri mevcut. Bu bir dansçı penguen, kaya penguen. Bunlar Falkland'ın penguenleri. Bunlar deniz filleri, o bölgenin. Keza deniz aslanı. Bunlar filler, aslanlar, işte penguenler hepsi bir arada bir toplulukla oluşturuyorlar. Keza bu bir Falkland şahini. Bu bir siyah taşlı bir albatros, meşhur deniz kuşlarından. Ve Falkland, Montevideo, Tierra del Fuego'da işte Magellan Boğazı buradan Pasifik Okyanusu'na geçecek Darwin. Mavi gözlü karabataklar Beagle kanalında. Kolonileri, bir sürü şeyin, karabatağın kolonisi ve bitki topluluğu. İnanılmaz bitki toplulukları tabii. Bu arada Rio Santa Cruz Vadisi'ne giriyor. Yaklaşık 300 kilometre kadar içeriye giriyorlar botlarla. Araştırma yapıyorlar. Daha doğrusu kıtayı doğudan batıya kesmek istiyor Güney Amerika'ya ama bunda başarılı olamıyorlar. Yola devam edemiyorlar. Ve Santa Cruz Vadisi'ndeki bunlar yatay tabakalar, bazalt çökenleri bunlar. Bunlar tabii süperpozisyon konusunda Darwin'e epey yani yükselmesi konusunda bilgi veriyor. Ve Santa Cruz'da Araucaria petrificada denilen bir simisleşmiş ağaç bulunuyor. Bunlar bir çamgil, deniz sahillerinde yaşayan bir şey. Burada göreceksiniz. Bunlar güncel. Peki bu fosilleşmiş ağaçların burada ne işi var diye bir düşünce aklına geliyor. Çünkü fosil herhalde Pliyosen veya da Pliyosen dönemine, yani 5 milyon yıllık veya da 8 milyon yıllık bir ağaç olabilir. Daha sonra buradan
artık terk ediyorlar ve meşhur oradaki Perito Moreno, Arjantin'deki buzulu, dünyanın en büyük buzulu bu. Buraya geliyor Beagle ve Fitzroy da bu Arjantin Patagonya'sında kendi ismini vermişler, kaptanın ismi. Keza buradan Chiloé, Valdivia ve Concepción'dan Şili'ye doğru bir sahilden rotaları var. Bundan sonra Resifler Okyanusu gelecek. Ama buraya geçmeden, yani Galapagos'a geçmeden önce Darwin'in 3 kez Ant Dağları'na ekskürsiyonları var. Bu 3 kez Ant Dağları'nda 6000 metreye kadar yükseliyorlar, yolculuk yapıyorlar. Ve burada bu Valdivian yağmur ormanları denilen hemen hemen şeyin benzeri, Brezilya ormanlarının benzeri bir orman ve biyolojik çeşitlilik mevcut. Keza şeyler biraz değişken canlılar ve orman içi ve o sırada Concepción'da bir deprem oluyor. Ve depremde ilk kez depremden önce meşhur bu Şili depremi 1835'te son derece büyük zarar görüyor ve aynı zamanda büyük bir tsunami neden oluyor. Ve liman kentini, oradaki tsunami yok ediyor. O sırada Darwin sahilde, yani Concepción şeyinin sahilinde gözlem yapmakla meşgulken depreme yakalanıyor ve yerin bir metre kadar yükseldiğini ve parçalandığını gözleriyle görüyor ve buradan da depremin bu dünya hareketlerinin içinde nasıl önemli bir şey olduğunu ve bu hareketlerle dünya şeklini veyahut da yer kabuğunun şeklini nasıl değiştirdiğini birebir gözlemliyor. Deprem sonrası yıkıntılar Concepción'da ve Ant Dağları'nda gezi. Ant Dağları'nda en önemli şey o gezinin sonuçlarında Lyell'in Jeolojinin Prensipleri kitabı onun bu düşüncelerine ve teorisine adım adım oluşturmasında ışık tutuyor. Çünkü yükseldikleri vakit görmüş oldukları kayaların bugünkü deniz kenarında olan kayalar ve aynı zamanda fosillerin bugünkü deniz kenarında yaşayan canlılar olduğunu görünce dünya tarihinin coğrafyasının değiştiği konusunda fikri daha da güçleniyor. Ve bundan sonra Peru ve Galapagos'a geliyor. Galapagos biliyorsunuz çok adadan oluşan bir yer. Galapagos'un önemli özellikleri var. Bunun tarihi var. İşte ilk kez İspanyollar tarafından keşfedilmiş, bulunmuş. Balıkçı, özellikle balina avcılarının yerlerinden, sığınak yerlerinden bir tanesi. Birçok adası. Ve son derece değişken ekosistemleri var. Denizden başlayıp yukarıya kadar birçok değişken ekosistemi gözlemek ve dolayısıyla canlılarını da gözlemek mümkün. Burada birçok gözlemi var. Dolaşıyorlar böyle, dantel gibi bir oraya gidiyorlar, bir buraya gidiyorlar. O süreci geçiriyorlar. Buradaki Galapagos'un biyolojik çeşitliliğinin nedenlerinden bir tanesi, Galapagos böyle bir tektonik şey içinde yer alıyor, zon içinde yer alıyor. Şurada Pasifik kıtası, levhası dediğimiz. Şu kuzeyde Pocos levhası dediğimiz, levha tektoniğine göre. Bunların üçünün kesiştiği yer bir fay hattı üzerinde Galapagos'u görüyorsunuz. Ve aynı zamanda okyanus akıntıları son derece şiddetli, son derece zengin fitoplankton, zooplankton taşıyan ve buradaki canlıların beslenmesine neden olan bir sistem var burada. Dolayısıyla bu sistemde büyük bir biyolojik çeşit. Her adadan her adaya değişken bir biyolojik çeşitliği orada görmek mümkün Galapagos'ta. Galapagos aynı zamanda bir deniz şeyinin, denizaltı volkanizmasının bulunmuş, bunların hepsi birer volkanik ada. Volkanizmasının bulunduğu yerde yer alan bir adalar sistemi. Burada dairenin bir atol oluşumunu görmek mümkün. Burada atollerin oluşumuyla ilgili hipotezleri var. Biliyorsunuz atoller yanardağların, yani denizaltı volkanizmasıyla oluşan adaların etrafında meydana gelen mercan resiflerinin oluşturduğu oluşumlar. Bu oluşumlar son derece zengin. Bunlar Pasifik'te bol miktarda var. Bugün Marmara Denizi'nde falan yok. Daha yani kuzey enlemlerinde bunları görmek mümkün değil. Ama Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nda bu tip şeyleri görmek, mesela Maldivler, bir atol veyahut da işte Kokos veyahut da Tahiti gibi yerler, Hawaii gibi yerlerin bir kısmı, Galapagos gibi yerler birer mercan atolü.
Galapagos Adaları'nın değişik, volkanik olduğu için renkleri böyle, bazalt volkanizması söz konusu. Keza bunlar hep işte adalardan bir tanesi. Şimdi sırayla bu görüş çeşitliliği göreceğiz. Bu yakışıklı John dedikleri, bu öldü. Bu bir sene önce falan öldü bu. Galapagos'un meşhur kaplumbağaları, dev kaplumbağaları. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Orada da hatta bir adada var. Bunlar kırmızı böyle şey, kara kertenkeleleri. Keza bu Fragata Magnificent denilen bir kuş. Bu son derece böyle görkemli bir görüntüsü var renk açısından. Keza bir polibride, bir arı kuşu. O meşhur Grapsus kırmızı yengeçleri Galapagos'un. Bu gene bir şeyi, kertenkelesi. Bunlar deniz topları veya işte bunlar klasik martıları, sürtük kuşları, bu mavi ayaklı sürtük kuşu. Burada kırmızı ayaklı sürtük kuşu, görüyorsunuz kırmızı ayaklarını. İkisi de ayrılıyor bunların. Bu bir, bu da bir sürtük kuşu. Bunlar albatroslar, Galapagos'un albatrosları. Keza bu bir gece balıkçılığı. Balık avlarken gözlerini dikmiş. Ve en sonunda da meşhur şeyler, ispinozlar dediğimiz. Bunlar şeylere göre, beslenme tiplerine göre ayrılmışlar. Gagas sistemleri farklılaşmış. Darwin'in dikkatini çeken, Darwin kuşları da deniliyor yani, bunlara. Bunları fazla detaya gerek yok, bilinen şeyler. Ve buradan Tahiti'ye doğru yolculuk başlıyor. Artık batıya doğru gidiyorlar. Ve Tahiti'nin 1835'te geliyor. Gözlemler tekrar devam ediyor. Yeni Zelanda, oradan herhalde Avustralya'ya geçecekler. Ve Avustralya'ya geçtikten sonra burada çok geniş çevrelere keşifleri var Avustralya'da. Ve Tasmanya tabii bir ada, endemik bir ada. Bu da bütün canlı endemik. Tasmanya kurdu, 1900'lü yılların başında yok olmuş. Ve tabii buraları birçok müstemlekeler bir şekilde. Onlar da korumuşlar mı, korumamışlar mı bilmiyorum ama avcıların bu Tasmanya kurdunu yok ettiği, ya çiftliklere ulaşırdı ya bir şey olurdu. Bu çizgili kurt yok olmuş vaziyette. Bu evet, 1910'da yok olduğu yazılıyor. Kesele kurt ya da Tasmanya kurdu deniliyor. Bu bir Tasmanya canavarı, bu da yok olmak üzere, az kalmış bunlardan, bulamıyorsunuz yani, herhalde bir çiftlikler falan şey yapıyorlardır. Bunun yanı sıra devam ediyor gezileri ve Mauritius yani Afrika'nın işte ilk okyanusu Madagaskar'a gelecekler. Tupokos adası görüntüleri. Ve buradan Mauritius geliyorlar, gün batımı demiriyorlar ve Güney Afrika Simon's Bay dedikleri körfeze. Burası son derece işte şeylerle, penguenlerle falan dolu. Bir tarafta Atlantik Okyanusu, bir tarafta Hint Okyanusu. Ve buradan Cape Town'a bir yolculuk yapıyor. Oradan şey geliyor, haber geliyor, şey diyor ki Fitzroy, Darwin seni ya, eve dönüyoruz diye, aradan 4,5 yıl geçmiş. Fakat Fitzroy diyor ki, benim diyor biraz işim var, daha diyor Güney Amerika'ya geçeceğiz diyor, onun kuzey kısımlarına. Ya diyor, ne yapıyorsun diyor, yani artık bitti, yani 5 yıldır evden uzaktayız. Ama dinlemiyor adam, tekrar buradan Güney Amerika'nın, St. Helen, Napolyon'un işte açıldığı adada, orası, evet, karşıda şimdi şeye geçiyorlar, Güney Amerika'ya geçiyorlar, tekrar Güney Amerika. Orada gözlemlerini yapıyor ve tekrar Kepler'de çıktıkları ilk yere dönüyor. Orada işte bazı Azor Adaları'nda gene resitler, krater gibi ve atölyeleri inceliyor. Bu arada tabii Darwin, şimdi o kadar örneği nereye koydu diyeceksiniz. Başka gemiler, orası sanki bizim boğazdan geçen gemiler gibi o dönemlerde, yani 1800'lü yılların ortasında birçok gemi gidip geliyor. Bunların çoğu İngiliz gemileri ya da Fransız gemileri, Portekizler de var, tabii İspanyollar da var. Oradan topladıkları örnekleri şeye döndürüyor,
Londra'ya gönderiyor. Orada örneklerin bazıları tayin ediliyor. Ona tekrar bilgiler geliyor. O işte demirledikleri zaman başka gemi oraya getiriyor. Onlar onu oradan alarak bilgi sahibi ediliyor. Bilgi sahibi oluyor. Bu İngiltere'ye işte 4 yıl 9 ay ve 5 günlük bir süre Darwin koleksiyonlarıyla birlikte ve düşünceleriyle birlikte İngiltere'ye bir yıl devirdi. Şimdi Darwin yola çıkarken farklı bir düşünce tarzında ama İngiltere'ye dönerken ki bu Galapagos'a geldiği vakit bu düşünceler kafasında bu biyolojik çeşitlilik ve aynı zamanda bir mücadelenin yani türler arasında veya da canlılar arasında bir mücadelenin olduğunu ve bunların arasında da bu mücadeleyi kazananların bu işe devam ettiğini gibi bir düşünce hakim. Ama bu düşünce yaklaşık olarak Darwin işte türlerin kökeni kitabını yazmaktan önce tahminen 10 yıl kadar bir süre içinde bu bekliyor. Bu beklemesinde bu sefer aynı bulguları bulan Wallace Doğu Hindistan'da veyahut da Doğu Endonezya taraflarındaki aynı böyle yağmur ormanlarında aynı tip şeylerle Darwin'le mektuplaşıyor. Bunun üzerine Darwin işte o sırada Lyme sen diyor bunu yaz gibilerden. Yani Darwin biraz bu konularda esasında tembellikle yapıyor diyebiliriz ama düşüncesinde pek şeyi yok. Yani daha biraz daha çalışayım, biraz daha çalışayım. Sonra türlerin kökenini bulduktan sonra bu evrim teorisi ortaya atılıyor ve bu teori artık yani teorik şekilde değil bir gerçek şekilde ve aynı zamanda bu bir düşünce tarzını düşünüyor. Bu düşünce tarzı nedir? Bu düşünce tarzı şu gözleme dayanan bir düşünce tarzı. Bu bir lateral düşüncedir. Bu bir komparatif veyahut da karşılaştırmalı düşüncedir. Yani bugün tek bir düze olan bir şey yani 18. yüzyıl veya 19. yüzyıl düşüncesi şeklinde değil de bu o zamanki düşünce tarzı yalnız nesnelere karşı bir alışverişle ama ondan sonra Darwin'in ortaya atmış olduğu bu evrim şeyinin olgusunun yaymış olduğu düşünce zaman içinde geliştirmiş olduğu düşünce tarzı nesneler arasındaki ilişkinin sağlanması ve yaşayanların yani insanların diyelim bu ilişkileri kullanabilmesi bakımından son derece önemli bir olgu. Çünkü eğer tek düze düşünürseniz yani burada ilk önce ağacı değil ormanı görmeye çalışırsanız ondan sonra bu iş pek fazla olmaz. Çünkü karşılaştırmalı düşünce yani lateral dediğimiz yanal tarzı bir düşünce bütün her şeyi en iyi şekilde anlamak ve bilimsel düşünebilmeyi sağlayabilme açısından evrim şeyinin olgusunun getirmiş olduğu çok önemli insanlar için sağlamış olduğu çok önemli bir ders. Şimdi evrim çalışmalarında veyahut da evrim anlatımlarında biraz önce söylediğim gibi zaman faktörünü ortadan kaldırdığımız zaman evrim anlaşılamaz bir faktördür. Bugün bu konularda birçok değerli biyolog arkadaş var. Bunlar konuşuyorlar ama olaya ortasından giriyor. Olayı ortasından girdiğimiz zaman zaman olayına. Çünkü evrim bir zaman ve bir tarih, bir süreçtir. Bu süreç içinde bugün her şey değişir. Hiçbir şey duran değildir. Her şey bir değişikliğe uğrar. Bugün dünya bulunduğu gibi midir? Yani biz baktığımız zaman Türkiye'yi hep böyle mi zannediyoruz? Veya da Kuzey Amerika'yı, Güney Amerika'yı veya da Avustralya'yı hep böyle mi zannediyoruz? Hindistan'ı hep böyle mi zannediyoruz? Bunlar değişirken içindeki canlıların iklimlere göre veya da ortam koşullarına göre değişmemesi mümkün mü? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani siz 500 milyon yıl zamanı alacaksınız, o zaman içindeki canlıları alacaksınız ve onların hepsi aynı diyeceksiniz. Bu mümkün değil böyle bir şey. Olması mümkün değil. Çünkü koşullar her şeyi değiştirir. Yani bugün kar tanelerine baktığınız zaman kar taneleri hepsi birbirine benzerir mi? Mikroskop altına koyun, hepsi birbirine farklı. Çünkü koşul onu farklı yapar. Bu koşul neye bağlıdır? O koşul o andaki mesela ortamdaki iklimin değişmesidir, pH'in değişmesidir, ne bileyim ısının değişmesidir. Herhangi bir şeyin değişikliğidir. Depremdir veya başka bir şeydir. Kıtaların ayrılmasıdır.
Bugün şimdi bizden ne diyor muyuz ki yani Hindistan hep oradaydı. Hayır, Hindistan mesela o yere gelirken Bolivar kıtasından parçalar ayrıldıktan sonra iki defa kendi ekseninde döndükten sonra Asya'ya çarptı. İşte Himalayalar, aradaki Hint okyanusu yok oldu. Himalayalar yükseldi. Bugün 800 küsur metrede okyanusun fosillerini buluyorsunuz. Ve halen de Hindistan Asya'ya doğru, içine doğru girmekte meşgul. Çünkü depremler onu gösteriyor. Dünya zaten canlı. Her şeyde canlı bir olgu. O nedenle evrim konusunu anlatmak veya anlayabilmek için ilk önce zamanı anlamak ve ondan sonra biyolojik çalışmaların içine oluşup zamanı enjekte ettikten sonra biyolojik evrimi ve daha sonrasında da moleküler evrimi ortaya koymak. Teşekkürler.